Şimdi söz konusu web geliştirme değil de mobil geliştirme olduğunda web tarafında alışılagelmiş bazı şeyleri kullanmıyoruz. Mesela atıyorum on click gibi. Onun yerine on press kullanıyoruz ya da web farklı türevleri var. Onları kullanıyormuşuz mobil tarafında. Ve dolayısıyla bir Touchable komponentler vermiş bize React Native. Yani artık telefonlar dokunmatik. Yani dokunuyoruz. Touchable komponentlerle de bu dokunabilirliği e, sağlıyoruz. Çünkü bazı komponentlerde mesela şey yapamıyoruz. E, dokunmatiği e, kullanamıyoruz. Yani onpress event'ını çalıştıramıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse. E, buradaki Viva onpress diyeyim. Ve console.log Tıkladın diyeyim, tamam mı? Terminalimi de açıyorum. Şimdi tıklıyorum, ben buradan telefonundan tıklıyorum. Herhangi bir e, press işlemi ya da bir touch işlemi yapamıyorum. Bu noktada bize e, birkaç şey öneriyor React Native. Touchable komponentleri öneriyor. Onlara bir gelin bakalım. Touchable highlight, touchable native feedback, touchable opposite ve touchable without feedback. Touchable without feedback ile başlayalım. Şimdi diğer touchable komponentlerinde bazı aksiyonlar alıyoruz tıkladığımızda. Mesela rengini koyutması gibi, opacity değeriyle oynaması gibi vesaire. Touchable without feedback dediğimizde de herhangi bir aksiyon almadan elemanı touchable yapmamızı sağlıyor. Bunu touchable without feedback diye React Native'den import ediyorum. Daha sonra bu arkadaşı Hatta bu arkadaşa yapmayalım biz bunu. Şöyle bir tane içerisine bir view oluşturalım. Style um, Styles button diyelim buna. Şu teksti de bunun içerisine alayım. Burada da şöyle bir button'ımıza birkaç şey verelim. Mesela background color um, dark red dark orange red Tamam yazısının rengini birazdan ayarlarız. Height 40 ya da 50 olsun. Width 200 olsun. Um, align items center olsun. Ve justify content center olsun. Yazısına da şuradan still color fff diyebilirim. Tamam. Şimdi burada touchable without feedback'i alıyorum. Şöyle kullanıyorum. Bunun içerisine alıyorum bunu. Artık burası dokunulabilir bir eleman haline geliyor. Buraya on press deyip console.log tıkladın dersem bakalım sonuçları ne olacak. Bakın şu an sol altta görüyorsunuz tıkladın diye geliyor ben her tıkladığımda. Ama sağ taraftaki ekran görüntüsüne bakın herhangi bir aksiyon almıyorum. Yani tıkladığım tıklamadım belli olmuyor kullanıcı tarafında. Eee Burada bazı prop'ları var. Onlara bakalım. Mesela delay press in dediği muhtemelen bastığımda kaç saniye sonra basmış kabul olacağım. Mesela milisaniye cinsindenmiş. O yüzden şöyle bir yazmayı deneyelim. delay press in ee, Bir saniye diyelim ve test yazdıralım bu sefer. Şöyle tıklıyorum. Aa tıkladım. O zaman bunun olayı farklı. Bir dakika. <laughs> Buradaki muhtemelen e, on press in ile alakalı olabilir. E, delay long press, delay press in, delay press out. Tamam. Tamam peki. Disabled e, prop'una bakalım şimdilik. Ne yapıyor bu disabled prop'u? Ben eğer disabled koyarsam ve tıklamaya çalışırsam artık herhangi bir işlem yapamıyorum. İptal ediyor. Tamam. Eee... On focus, on blur. On blur'a bir bakalım. On blur olduğunda bir, bir, şey çalıştırmayı deneyelim. Bakalım ne çalışacak. Console, log, on blur yazdıralım. Tıkladım. Ama herhangi bir şey olmadı. Blur edemedik. Belki başka bir yere tıklamam gerekiyordur. Bir input elemanını bileyim. Hani o fokustan uzak uzaklaştırmam gerekiyordur. On focus'a bakalım bir. On focus'ta da bir şey yapamadık. <laughs> invoked when the item uh, receives focus. Hmm. Enteresan. Bunları neye göre kullanacağımız konusunda hiçbir fikrim yok açıkçası. Neyse. O, on long press dediği neymiş? Zaten on press'i gördük. Bir de şuraya on long press uzun bastın diyelim. Bu uzun basmayla alakalı. Normal şu an tıklıyorum test diyor. Bir de uzun basayım. Bakın uzun bastın dedi. Elim biraz tutuyorum. Ne kadar bunun şeyi? 370 milisaniymiş. Last longer than. Ne diyor? Cold if the time after. Tamam aynen. Şimdi. On press'i zaten gördük. On press in ile on press out'a bakalım bir de. Bunları da tanımlayalım. On press in olduğunda console.log on press in bastıralım bir de out bastıralım. out şimdi basıyorum on press in çalıştı. Hala basılı tuttuğum için on long press de çalıştı. Kaldırdığım zaman elimi on press out gördüğünüz gibi çalıştı. On press çalışmadı. Yani şunu yaparsam on press in, on press out ve on press çalışıyor. Yani bastığım anda bir işlem yapmak istiyorsam on press ini kullanabilirim. Yani basılı tuttuğum o anda. Bıraktığımda on press zaten eğer uzun basarsam on long press. En sonunda da bıraktığımda on press out'u çalıştırıyormuş. Güzel. Press retention retention offset mi? Bu neymiş? Press retention offset. Bir tane daha vardı sanki bununla ilgili. Hit slope diye bir şey var. Bu arkadaş ne yapıyor? Şimdi şöyle butonumun sadece şu alanlarına basabilirim değil mi? Ama ben mesela şuradaki boşluk kısmına da bir kısmına da geldiğinde de basmasını istiyorsam ne yapabilirim? O zaman burada hit slopu belirleyebiliyorum. Yani hit nasıl yazılıyormuş lan bu? Hit slope diyorum. Ve burada eee lan <laughs> açacağım inşallah. Şöyle açtım iki tane. Evet. Mesela left 100 dedim tamam mı? Şurada terminalimi tekrardan açayım. Bakın şu an ben aslında şeye basmıyorum. Ben aslında şu tarafa bir yere basıyorum. Ama buraya da uzattığım için buraya bastığımda hala çalışıyor. Mesela sağ tarafına basmaya çalışıyorum şu an şu tarafına herhangi bir şey yok. Ama ben böyle right 100 dersem ve sağ tarafında da aynı işlem devam edecek. Ve buradaki bu Press retention Offset de şunu yapıyor. Bu arkadaşı alalım şöyle uzun uzun yazmayalım şimdi. Ne işe yarıyor biliyor musunuz bu da? Ee, mesela Bottom 100 diyelim. Şimdi. Normalde ben şöyle bastım, basıl tuttum ve çektim elime. Şimdi... Bastım. Basılı tutmaya devam ediyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Yani şuralarda bir yerdeyim şu an. 100, 100 birim ya da 100 piksel diyelim. 100 piksel daha kadar aşağı indirebilirim. Basılı tutma ihtimalim var. Ne zaman ki o şeyden çıkarım o zaman press out. Yani şuralarda bir yerde press out oluyor. Bunu ayarlamak için bu konumu bu offset'i ayarlamak için kullanabiliyorsunuz. Bunsuz ben yine buraya basabiliyorum şu hit slope'dan dolayı. Bakın. Fakat şuraya geçtiğim anda burada Şöyle 10 press out yazıyor gördüğünüz gibi geçtiğim anda. Eğer bunları uzatmak isterseniz bu tarz propları kullanabiliyormuşuz. Ee, bir de touch sound disabled diye bir şey var. Sadece Android platformlarda. Herhalde normalde Android'de bir şeye dokunduğunuzda bir ses çıkıyor. Bunu true olarak şey yaparsanız yani touch sound şu arkadaşı şöyle true yaparsanız o ses çıkmayacakmış. Yani şey belki İlerleyen süreçlerden Android ile iOS arasındaki farklara da bakmak için kurabilirim o emülatörleri. İstemiyordum ama <laughs> belki de kurmak gerekiyordur. Demek ki uzun şeylerde on long press, normalde de on press, bir de bunun on press yine on, on, press out'u varmış. Peki şurada bir tane şey bakmıştık. De delay long press dediği neydi? Duration in milliseconds from on pressing before on play on long press. Mesela ben şimdi şuna 5000 desem yani 5000 milisaniye ve buna basılı tutsam. Buna şu an basamıyorum. Niye basamıyorum? Ha bastım. Şu an basılı tutayım. Şey 5 saniye sonra gelmesi lazım o zaman. Uzun bastın dediği. Aynen öyleymiş. Normal basarsam herhangi bir sıkıntı yok. Tamam evet. Bunun gecikmesini ayarlamak için o long press'in. Delay press in dediği de buna da mesela atıyorum 3 saniye sonra diyelim. Tıkladım. 3 saniye sonra on press in mi çalışacak o zaman? Evet. On press in çalıştı. Ve bıraktım. Normalde bir daha basalım. Ama yine on press in çalışıyor. Ben basar basmaz bu çektiğim zaman. Belki de ha, basma süresini kontrol ediyorum. Dur ben tamam. Basma süresi 3 saniyeden sonra başlarsa yani 3 saniye boyunca basılı tutarsa on press ini çalıştırıp bir şeyler yapmak istiyorum diye bilirim. <laughs> aynı şekilde bu da onun press out versiyonu imiş. Şimdi burada bakacaklarımıza baktık. Benzerleri nelerdi bunların? Touchable highlight. Bu arkadaşı da aynı şöyle dahil edelim. Ve şundan bir tane daha kopyalayalım. Burada bu arkadaşların tamamını kaybedip şöyle Touchable Highlight yapayım. Bakalım. Şu an herhangi bir şey yok. Buna On Press eklemem gerekiyor. On Press olduğunda Console Log'a Touchable Highlight yazayım. Şu an bir efekt görüyorsunuz. Bakın ben bastığım zaman efektimi görüyorsunuz. İşte tam olarak bu efekti bir Highlight işlemi uyguluyor. Tabi burada Aktif opasitesini belirleyebiliyormuşuz. Yani şöyle... Ben buraya aktif Opacity 0.2 yazdığım zaman ne oluyor? Daha koyulaşıyor. 1'e doğru çıktığımda da tamamen şey oluyor. Yani 0.5 yapsam %50, 0.9 işte %90 gibi bunu belirleyebiliyormuşuz. Ee, başka underlay color diye bir şey varmış. Ona bakalım. Normalde bunsuz. Bu, bu anladığım kadarıyla siyahın tonu. Yani ben bunu beyaza çekersem böyle bu artık gördüğünüz gibi beyaz tonuna yakınlaşıyor. Yani ben bunu sıfır yaptığım zaman zaten tam bir beyaz görmem lazım. Evet. Yani bu underlay color'dan da bu rengi belirliyorsunuz. Atıyorum ben orange rengini belirleyeyim. Bu orange. Şimdi bunun %8'liğini verelim. Bastığım zaman şöyle bir renk elde edebiliyorum. Artık o renk skalalarını biz kendimiz ayarlayacağız. On show underlay, on hide underlay metotları da varmış. Bunlara da bakalım on show underlay olduğunda console log on show underlay diyelim. Bu da on hide olsun. Yani aslında gizlen, göz, göründüğünde ve gizlendiğinde bana anladığım kadarıyla bakın on show underlay dedi ve on hide underlay dedi. Fakat şeyi de mi ben uzun bastığım için touch touchable highlight yazmadı. On long press tanımlamış olsaydım buraya yazacaktım muhtemelen. Başka Tamam bunun ne işe yaradığını anladık Bakın gayet aslında güzel işe yarar Bir de bunun touchable opacity'si varmış Bu da aslında opacity'sini düşürüyor Rengini ayarlamaktansa opacity'sini düşürüyor Bunu da aynı şekilde Şöyle import edelim Ve şu arkadaşı böyle kopyalıyorum Şuradan değiştiriyorum Bunları kaldırayım Touchable opacity diyelim Bakıyoruz Evet bakın ...opasitini ayarladı. Burada da muhtemelen opacity'in değerini değiştirebildiğimiz bir şey vardır. Evet, aktif opacity varsayılan olarak 0.2'ymiş. Aktif opacity 0.7 dersem, ha, bu bir tık daha iyi. Evet, bak, ne kadar yükseltirsem o kadar az etki gösterecek. Ne kadar düşürürsem de o kadar şey yapacak. Güzel. Ya bu Next Focus falan Apple TV'de falan diyor. TV, Next Focus ben onları anlayamadım şu an için. <laughs> Baksana Apple TV only falan diyor. Bilmiyorum bunlar neler yapılıyor. Bakacağız artık yani. Ee, bir de bir tane daha var. Ha, zaten onu gördük gerçi değil mi? Touchable without feedback. Tamam bunu yaptığımızda Touchable oluyor. Ama herhangi bir efekt uygulamak istemezsek. Bu arada şunlar falan diğerlerinde de çalışıyor. Onu söyleyeyim çünkü ondan miras alınmış bu propları sadece ek olarak mesela atıyorum işte on show underlay ile on height underlay touchable highlight da ya da işte şeyde de vardır muhtemelen touchable opacity de yok mudur? Yokmuş. Tamam bunda yokmuş. Başka ne vardı? Yani touchable native feedback dediği de yani bu Android only'ymiş. O yüzden bilmiyorum dediğim gibi hani emülatörü kurup bir test edebiliriz daha sonra bunları. Burada da farklı bir native feedback işlemi var ama Deneyemediğim için şimdi ne desem Yalan Olur Mesela bu onpress ile ilgili ufak bir örnek yaparak bence bu videoyu sonlandıralım O da şöyle bir şey olsun Opacity olanı mı kullanalım hangisini opacity ile olanı kullanalım bence tamam Şöyle bunları kaldırıyorum Opacity tabi 0.7 falan olsun yani Bunu şöyle yapalım Gizle ve göster olsun tamam mı? Ve ben buna tıkladığımda da bir tane şurada view'um olsun Ve Style um, Styles Şey Şurada Şimdilik Display'ime Display'ime non diyeceğim İçerisine bir text koyayım Bunu ya gördün <laughs> Ya da görmedin diyelim Şu an görmüyoruz Ne zaman ki ben bu butona basacağım Yani şu an aslında buton elemanı da var bu arada. Buton komponent de var ama ben buton componentini kullanmadan bir touchable işlemi yapmak istediğim için. Burada artık böyle bir inline fonksiyon yerine ben mesela ne diyeyim. Show ya da visible ya da toggle view diye bir metot çağıralım. Bunu da şurada tanımlayalım. Toggle view. Burada yapacağım şey şu. Şimdi şöyle bir toggle view diye yazayım bir bakayım çalışıyor mu. Toggle view diye çalışıyor. Tamam. Yapacağım şey şu. Bir kere önce use state'i bir dahil edeyim. Çünkü bir state tanımlayacağım. Visible'la set visible. Başlangıç değerim ise true olsun. Yani görünür olsun başlangıçta. Dolayısıyla ben burayı artık şöyle kontrol edeceğim. Visible true ise block blok ya da flex bilmiyorum hangisinin flex de olabilir. Blok da de olabilir. Değilse non olsun. Şimdilik gözüküyor. Ne zaman ki ben toggle view'a bastım. O zaman burada set visible'ımı Visible olarak ayarlayacağım ama başına ünlem koyacağım. Bu da true false, false ise true yapacak. Hemen bakalım. Bastım, gizlendi. Bastım, gösterdi. Bastım, gizlendi. Bastım, gösterdi. Buradaki gizli göster muhabbetini de ona göre yapabilirdik aslında. Yani burada visible ise gizli, değilse de göster diyebilirdik herhalde. Gizli, göster, gizli. Evet. Ee, artık elemanlara dokunabiliyoruz, onların kalplerine dokunuyoruz. <laughs> Bakalım ilerleyen şeylerde nelerine dokunacağız.